Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu bayram harika bir tatlım tarifim var size. Cevizli rulo tatlısı yapacağız. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. 3,5 su bardağı şekeri ve aynı oranda suyu bir tencereye alıp kaynamaya bırakıyorum. Tam 10-12 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Şimdi hamurunu yapalım. 1 tane yumurta, 1'er çay bardağı yoğurt ve sıvı yağ, yarım çay bardağı şeker, 1 fiske tuz, 1 paket kabartma tozu ve vanilya var yanımda. İsterseniz vanilya koymayabilirsiniz, isteğe bağlı. Ben unu yanıma eleyerek 4 su bardağı kadar aldım. Fakat bunun hepsini kullanmadım. Şimdi göreceksiniz videoda 1 su bardağı kadarı kalıyor. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kabartma tozunu unun üzerine ekliyorum. Bu malzemeleri kullanarak güzel bir hamur yapıyorum. Hamur oluştuktan sonra üzerini kapatıp bir yarım saat kadar bekletiyorum. Dinlenen hamurumu alıyorum. İki eşit parçaya ayırıyorum. Bir tanesini alıyorum. Açacağım tezgahın üstüne. Evet, bir tanesini aldım bu şekilde tezgahın üzerine merdane yardımıyla. Dikdörtgen şekline benzeterek inceltiyorum. Evet, hafif oval de olabilir. Tam dikdörtgen olması çok da şart değil. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Bu kadar incelik yeterli. Kenarlarını şöyle hamur kartıyla düzeltebilirsiniz. Tarifin orijinalinde bunun üzerine ben hep tarçın serpiyorum. Fakat bu sefer eşim tarçın sevmediği için ve kendimize yaptığım için tarçın serpmedim. Sıvı yağ sürüyorum açtığım hamurun üzerine. Normalde tarifin orijinalinde dediğim gibi bu aşamada tarçın var. Bu sefer sade yapmış oldum. Üzerine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar iri kırığı kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Hamurun her yerine gelecek şekilde cevizleri yayıyorum. Hafif de bastırıyorum hamuru iyice gömülsünler diye. Ve geniş taraftan başlayarak bu şekilde rulo yapıyorum. Şöyle kenarları biraz daha düzeltebilirsiniz rulo yaptıktan sonra. Rulo yaptığım hamuru birer santim kalınlığında, bir parmak kalınlığı olacak şekilde kesiyorum. Bu şekilde üzerine bastırıp, hafif bastırıp, şimdi bunların hepsini tepsiye dizeceğim. Yağladığım fırın tepsisi, bir fırın tepsisi kadar oluyor zaten bu ölçüden. Diğer hamurun parçasına da aynı işlemi uyguladım. Hafif yassılıyorum elimle, bakın. Bütün tepsimi bu şekilde doldurdum. Şekilleri şu an size biraz yamuk gözükebilir ama pişince gerçekten çok güzel olacaklar. Hiç merak etmeyin. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirdim. Bu sırada benim şerbetim de tamamen soğumuştu.
fırından çıkan tatlının ilk sıcaklığı çıkınca, bakın altı da çok güzel bir şekilde pişti. Tatlının üzerine şerbetimizi yavaş yavaş dökebiliriz. Kepçe yardımıyla döküyorum ben. Şerbetini tatlıya veriyoruz. Dilerseniz küçük bir kaba alabilirsiniz tatlıları sıcakken, henüz daha küçük bir fırın kabına. Ben bunun içinde yaptım. Ara sıra bu şekilde şöyle ters çevirip şerbetini daha iyi çekmesini sağlayabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 saat tepside kalırsa şerbeti daha güzel çeker. Tarife ait tüm malzemeleri bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi tarifin orijinalinde tarçın var. Fakat ben bu sefer kullanmadım. Ama ben tercih edecek olursam tarçınlı halini daha çok beğeniyorum. Bir gün öncesinden tatlınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer misafire ya da bir bayrama, özel bir güne yapıyorsanız bir gün önce yapılan tatlı şerbetini çok güzel çekiyor. Ben size aynı gün içinde sunum yapacağım için birazcık şerbet tepside kaldı. Ama dediğim gibi bekleyince tepside hiç şerbet kalmıyor, hiç merak etmeyin. Tatlılarımın şekilleri bakın gayet güzel. Özellikle şerbetli tatlılarda şerbetini verdikten sonra birazcık renginde açılma olur. Ama bu tatlıda bakın o da olmuyor ve çok güzel kırmızı kalıyor hala. Ben fırın tatlılarını genelde fırında pişmiş şeyleri böyle pişmiş olarak seviyorum. Daha böyle kızarık seviyorum. Bu şekilde tatlılarım sunumu hazır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi denerseniz çok sevinirim. Gerçekten çok güzel ve hoş bir tatlı oluyor. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.